Ekim 2023'te yayınladığımız videoda şöyle demiştik. Çin tek bir araba satamasa bile Türkiye'nin yollarını çoktan ele geçirdi. Ve korkarız ki biz TOGG'un yaygınlaşmasını beklerken yollar Çin'in egemenliği altına girecek. Ve bugün yani 6 ay sonra görüyoruz ki haklı çıkmaya çok yakınız. Çünkü Çinli araba markası BYD dünya lideri Tesla'nın fişini çekti ve imparatorluk olma yolunda gidiyor. Peki kim bu BYD? Nasıl oldu da küresel elektrikli araba devriminin öncüsü olarak görülen dünyanın en büyük otomotiv şirketi Tesla'yı geride bırakmayı başardı? BYD kendisini şöyle tanımlıyor. BYD, the biggest car brand you've never heard of. Adını daha önce hiç duymadığınız en büyük araba markası. Bir dakika ya, bu cümlede bir tuhaflık yok mu? Yani en büyük marka olmanın olayı zaten herkes tarafından duyulmak, bilinmek değil mi? Değilmiş. Şöyle bir bakıyoruz. Harbiden de öyle. 2023'e kadar BYD Google'da hiç aratılmamış bile. Çünkü Çinliler için başkaları tarafından tanınmak değil, büyüklük önemli. Batılı şirketler en düşük maliyetle en pahalı ürünü satarak maksimum kâra odaklanır. Çinliler de batılı rakipleri gibi yine en düşük maliyete odaklanırlar ama asla rakipleri kadar pahalıya satmazlar. Yani Çinliler batılılardan daha çok para kazanır, daha çok büyürler ama daha az kar elde ederler. En az batı ile doğu kelimelerinin ifade ettiği anlam kadar zıt başka bir durum daha var burada. Eğer bir teknoloji batıda geliştirildiyse önce onun reklamlarını görürüz. Yani adını duyarız. Bazen hayran kalırız hatta. Onu arzular ve sahip olmak için aylarca, yıllarca ödeyemeyeceğimiz borçlara gireriz. Mesela iPhone gibi, Ford Mustang gibi veya Tesla gibi. Ancak bir teknoloji doğuda, özellikle Çin'de geliştirildiyse adını bile duymadan bir bakmışsınız ki akrabanızın, arkadaşınızın elinde ya da kapınızın önünde bitivermiş, belirivermiş. Hatta evinizin içine kadar girmiş, üstelik öyle ciddi borç harç yapmanıza bile gerek kalmamış. Mesela Xiaomi gibi, TikTok gibi, hatta tek bir araba bile satmadan yollarımızı ele geçiren BYD'nin ta kendisi gibi. And if we work together to build a brighter future for today, you can make history tomorrow. Öyle bir şirket düşünün ki tır da üretsin otobüste, kamyonet de üretsin binek otomobilde. Üstelik bu araçlardaki motorları, arabanın beyni olan yol bilgisayarlarını, o bilgisayarlardaki yazılımları, hatta arabanın kendi kendine gitmesini sağlayan otopilot yapay zekasını hiç dışarıya bağımlı olmadan tek başına yapsın. Bugün dünyaya nam salan her araba üreticisi bunların hepsini iyi ya da kötü yapabiliyor ama tek bir şeyi beceremiyor: batarya. BYD ise batarya dahil bunların hepsini yapıyor, hepsini. Peki nasıl yapıyor? Cevap: liberalleşme. Peki ne demek bu liberalleşme abi? Yani olayın arabayla ne ilgisi olabilir ki? Aslında bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü liberal, yani serbest piyasa ekonomisiyle işleyen bir ülkedeyiz. Ancak bildiğiniz gibi Çin komünizm ile yönetilen bir ülke ve bu yüzden fazlasıyla içe kapalı. Çin'deki çoğu şirket de devlet desteği olmadan çoğu zaman kılını bile kıpırdatamaz. Yani bizdeki serbest piyasa koşulları orada pek de geçerli değildir aslında. Devlet halkın ne tükettiğine ve onu kimin ürettiğine çok ciddi şekilde müdahale etmeyi tercih eder. Tüketim üzerindeki kontrolünü daha üretim aşamasındayken, hatta çok öncesinde başlatır. Kalabalık bir nüfusa sahip olduğu için kendi şirketleri yurt dışına açılmasa bile ülke kendi kendine yetebilir mesela. İşte zurnanın zırt dediği, hatta senfoni çaldığı yer tam olarak burası yine. İçe kapalı olmanın, yani sadece kendi insanına yönelik marka ve değer üretmenin getirdiği en acı sonuçları yaşadı Çin. Ne gibi? En azılı rakibi ABD, en büyük dostu Rusya uzaya ve aya insan göndermeyi başardı mesela. Bunları yapmak için geliştirilen teknolojiler yepyeni endüstriler yarattı o ülkelerde. Bilgisayarların hızlanması, cep telefonlarının icadı gibi sonuçları oldu. Bir telefonda birçok telefonun keyfini yaşıyorsunuz. Kendin çıkar, kendin tak. Ve bugün bu videoyu izliyorsak, aydaki insanlara ulaşabilmek için kurulan haberleşme sistemleriyle ve uydularla edinilen tecrübeye borçluyuz bunu özetle. İşte Çin'in adı bile geçmiyordu bu arenada. Bırakın uzayı ve gökyüzünü, daha karada giden dört tekerlekli araçlarda bile gerideydi Çin. En yakın komşuları Japonya ve Kore, hatta uzağındaki Almanya'nın bile en az 10 yıl gerisinde kalmıştı. Dünyanın giderek global bir köye benzediğini erkenden gören 5 Çinli bilim insanı 1986'da hükümete bir mektup yazdı ve bir daha hiçbir şey Çin'de eskisi gibi olmadı arkadaşlar. 863 programı ya da diğer adıyla Devlet Yüksek Teknoloji Geliştirme Planı uygulamaya koyuldu. Biyoteknoloji, uzay, bilgi teknolojileri, lazer teknolojileri, otomasyon, enerji, malzeme bilimi, haberleşme, deniz teknolojileri. Bir şey fark ettiniz mi? Otomobiller bu saydığım alanlardan 6 tanesinin kesişim noktası aslında. Sanayi işletmesi boyutundaki 3-5 şubeli küçük otomobil üreticileri, ülkedeki tüm üniversiteler ve laboratuvarlar alarma geçti. Fosil yakıtlı Çinli arabalar üretilmeye
yapmaya başladı. Ama yetmedi. China's first automobile, more than 2,000 parts had to be made by hand. Çin motoru kaldırıp şaseyi toplayana kadar Batı dünyası bırakın araba devrimini tamamlamayı, artık en hızlının kim olacağını merak ettiğimiz Formula 1 gibi ütopik yarışlar ve etkinlikler düzenlemeye başlamıştı. Anlaşılmıştı ki Çin'i kurtaracak olan şey giderek tükenen ve artık suyu sıkılan fosil yakıtlar falan değildi. Aynı yıllarda dünya tarihinin en önemli icatlarından birisi gerçekleşti. O güne kadar kullanıp attığımız pilleri şarj etmenin ve yeniden kullanabilmenin bir yolu bulundu. Bugün hepimiz için son derece sıradan olan bir şey, şarj edilen bataryalar, Çin'in bu cendereden çıkış biletiydi. Biletin üzerinde tek bir şey yazıyordu. Biyati ya da çoğumuzun bildiği adıyla BYD. Bu adama iyi bakın. Adı Wang Chanfu. Henüz 29 yaşındayken Japonların lityum iyon bataryalardaki sinsi ilerleyişini görüp BYD'yi kurarak o bileti devletine veren kişiye bakıyorsunuz çünkü. İşte 863 programının böyle meyveleri vardı Çin'de. Chanfu BYD'yi kurduğunda plan uygulamaya başlayalı neredeyse 10 yıl geçmişti. Gördüğünüz gibi bu işlerde yetenek ve zekadan çok epey bir sabır ve böyle insanları ülkeye geri kazandırmak gerekiyor. Neyse. Ama garip bir adamdı bu Chanfu. Japonlar gibi seri üretimi, makineleşme yerine el işçiliğini tercih etti çünkü. Bu sayede 10 kat daha az batarya üretse de bunları Japonlardan 6 kat daha ucuza satabildi. Klasik Çin stratejisi yani. Ucuza üret ki çok müşterin olsun. Öyle de oldu. 2000'li yılların başında dünyadaki nikel bataryaların %65'ini BYD üretmeye başladı. Peki sonra ne oldu? Telefon devrimi. Hepsinin içinde batarya vardı ve BYD, Nokia ve Motorola başta olmak üzere yeryüzündeki cep telefonlarının yarısından fazlasına pil üretmeye başladı. Batarya işi araba işinden de büyük bir getiri sağlıyor. Para damlamıyor, akıyordu adeta. Çinli ufak otomobil şirketlerini tek tek satın almaya başladı BYD. Tarihler Nisan 2005'i gösterdiğinde ilk benzinli arabası BYD F3, 3 yıl sonra ilk hibrit otomobil BYD F3 DM piyasaya sürüldü. İlk elektrikli araba E6 ise rakibi Tesla'dan 8 yıl sonra 2010'da piyasaya çıktı. Yani çok çiçeği burnunda ilk elektrikli arabasını bundan daha 14 yıl önce üretmiş bir şirketten söz ediyoruz. Ama bu arabalar öyle çok da şey vaat etmiyor. Hatta çok da verimli değillerdi. Hiçbiri bir söz vermiyordu kullanıcısına. Tam da o anda Çin hükümeti hem elektrikli araba üretenlere hem de alanlara inanılmaz avantajlar sunacak mali destek programını başlattı. Elektrikli arabalar vergiden muaf tutulacak, üreticilerden de vergi alınmayacaktı. Taksi durakları, kamu kurumları, artık siz sayın bu listeyi. Belediye otobüsü işine girdi BYD. Belediye otobüsü. Dünyanın en büyük halk otobüsü filosunu üretti ve bu sayede hayatta kalabildi. Ama iş otomobile gelince neredeyse batmak üzereydi BYD. Peki ne eksikti? İç rekabet. Google'ı bile yasaklayan Çin hükümeti ne yaptı dersiniz? ABD'li Tesla'nın fabrika açmasına, Çin'de araba satmasına izin verdi. Dünya çapında fiyatlarını ortalama %25 oranında aşağı çekti Tesla ve Çinli taktiğiyle Çinlileri vurmaya başladı. Cars we produce here are not just the most efficient production but also the highest quality. Ancak fiyat düşürerek rekabeti baltalamayı Tesla'dan çok daha iyi bilen bir kişi vardı. Wang Chanfu. BYD'nin Türkiye'ye gelse peynir ekmek gibi satacak bir arabası var. The Seagull. Çünkü fiyatı 10.700 dolar yani güncel kurla 340 bin lira. Yani bir Tesla Model Y'nin işçilik hariç Türkiye'deki batarya değişim fiyatına araba satıyor bu adamlar. Üzerine vergileri ekleseniz bile 700 hadi maksimum 800 bin TL fiyatla Türkiye piyasasında bile ucuz. Rekabet imkansız bu adamlarla. BYD bu kadar ucuz araba üreterek nasıl para kazanabiliyor peki? Çünkü asıl amacı arabaların satışıyla birim başına kar elde etmek değil. BYD'nin ucuz araba satarak zararına da olsa daha çok sipariş almak, daha çok üretim yapmak, daha çok fabrika açmak, böylelikle şirketin piyasa değerini yükseltmek gibi bir hedefi vardı. Bu durum dünyanın en tanınmış yatırımcılarından Warren Buffett'ın dikkatini çekti. Buffett şirketin %10'luk bir kısmı için 230 milyon dolar para verdi. Bu işe yaradı çünkü BYD'nin hisseleri Warren Buffett'ın yatırımı ve rekabeti baltalayan fiyat stratejisinden sonra %1400 arttı. BYD'nin arabaları bu kadar ucuzlatmasını sağlayan ve darphane gibi para bastığı bir yer daha vardı hatırlarsanız. Bataryalar. Çin'in 1986'da uygulamaya koyduğu 863 programını hatırladınız mı? İşte 30 yılı aşkın bir süredir arkada sessiz sedasız devam eden bu teknoloji atılımı ilk meyvelerini kurucusunun da batarya kimyasında bir uzman olduğu BYD'de vermişti. 2020 yılında şirket demin
demir, nikel, fosfat elementlerini kullandığı Blade adında yeni bir batarya teknolojisi tanıttı. Blade bataryaları rakiplerine göre çok daha fazla enerji depoluyor, daha uzun mesafelere gidebiliyor, daha az ısınıyor, ısınsa bile öyle hemen parlayıp yanmıyordu. Hatta daha ucuza mal oluyordu. Hal böyle olunca dışarıda rakibi olan Tesla, Toyota, Kia bir elektrikli arabanın en pahalı donanımı olan bataryayı BYD'den satın almaya başladı. Bugün Türkiye'de yolda gördüğümüz bir Tesla'nın içinde BYD'nin bataryası var mesela. Tüm bu finansal kaynağı küçük elektrikli araba şirketlerini satın almaya odakladı BYD. Tırları nakliye şirketlerine, toplu taşıma otobüslerini dünyanın her yerindeki belediyelere satmaya başladı. Fiyatı 14 bin dolardan başlayan Dynasty serisi, 11 bin dolardan başlayan Ocean serisi, Tesla'yı titreten sedan BYD Han, bir anda araba almak isteyen herkesin aklındaki Çin malı kalitesiz olur düşüncesini değiştirmeyi başardı. Mercedes ile ortaklık kurup Denza adıyla lüks SUV crossover sınıfında araçlar üretmeye başladılar. Aralarında ticari araçlar da vardı. Tamamen kendi kaynaklarıyla Yangwang markasını kurdu ve süper spor elektrikli otomobil modelleri U7, U8 ve U9'u piyasaya sürdü. En heyecan verici ve en yeni markası Fangxiang Bo ile Amerikan yollarındaki o kaslı iri yarı, lastik boyu insanın belini aşan süper spor motorlarına sahip SUV modellerini üretmeyi planlıyor şu an. Yani BYD bırakın Tesla'yı, bugün Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati ve Porsche'un sahibi olan Volkswagen gibi ve gelecekte o da en büyük rakiplerini Volkswagen gibi satın alarak Çin'in otomotiv imparatorluğunun temellerine attı bile. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.